doğdukları topraklarda yaşayanlar da bu hafta yukarı Mezopotamya'nın efsane kenti Mardin'deyiz. Dinlerin, dillerin ve sayısız uygarlığın kesişme noktası Mardin. Şiirin ve gizemin karışımı, üzerinde yaşayan her topluluğun başka adlar yakıştırdığı Mardin. Bu kent için ne yazılsa, ne söylense az gelir. Hangi şiir, hangi türkü, hangi efsane Mardin'i anlatmaya yeter ki? Aşkın, ayrılığın, özlemin ve kavuşmanın adı Mardin. Bir masal kitabının içine düşüverdik sanki. Egzotik şehir, çocukluk düşlerimizin kaygısız renklerini taşıyor önümüze. Dört bir yanda görkemli taş yapılar, daracık daracık sokaklar ve ne yana gittiği bilinmez uçsuz bucaksız merdivenler, merdivenler. Bu labirent şehirde kültürler ve dinler ortak bir paydada buluşmuşlar. Sevgiyi ve hoşgörüyü yitirmeden yaşatmışlar bugüne değin. Camilerin, kiliselerin, medrese ve manastırların iç içe geçtiği kent, bu haliyle bir açık hava müzesini andırıyor. Kasımiye Medresesi, Akkoyunlular dönemi eserlerinden biri. Çeşmesinden akan buz gibi su, büyük avludaki havuzun balıklarına hayat veriyor. Kasımiye'de yıllardır bekçilik yapan amcanın gözlerinde meraklanmanın en küçük bir izini bile göremezsiniz. Yıllardır beklediği bu tarihi yapıda onunla birlikte yaşlanmıştır sanki. Medrese turistler kadar çocukların da ilgi alanı. Bu güzel gözlü, güzel yüzlü kızlar, ablaların, annelerin göz nuru, el emeği işlemelerini sergiliyorlar. Eve küçücük bir katkıları olsun diye. Bu kentte her soluk alışımızda tarihin gizemli kokusuyla kendimizden geçiyoruz adeta. Madame Kura, kiliseler ve turistler için dini motifler işlediği örtüler, nakışlar yapıyor. Evinin salonunu atölye haline getirmiş bu yüzden. Hem atölye hem sergi salonu. Mesleği öğrendiği babasının siyah beyaz fotoğrafını gösterirken ellerinde yılların yorgunluğu, çok yaşamış bakışlarında sen de gör diyen filozof ifade gizli. Dayrül Zafaran Manastırı. 1600 yıllık geçmişi bulunan manastır, kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta. Süryanilerin en önemli ziyaret merkezlerinden birisi olan ve içinde 52 Süryani patriğinin mezarı bulunan manastır, 4. yüzyılın sonlarında kurulmuş. Dayrül Zafaran dönüşü, uçsuz bucaksız yukarı Mezopotamya Ovası'nın panoramik görünümüne bakmaktan kendimizi alamıyoruz. Meşhur Mardin mimarisi takılıyor her yerde gözlerimize. Keşke zaman tüneline girebilsek dedirtiyor Mardin insana. Zaman su gibi akıp gitmektedir. Tarihte yaşananlara inat gizemini içinde saklar. Tutamazsınız ucundan. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 20-22 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kaç yaşında başladınız?
Ben yaklaşık olarak biz 7 yaşından başladık. Tam okula başlar başlamaz devam ettik yani yazın. Bu işi yaptık. Baba mesleği olduğu için babama yardım ederdik. Ondan sonra liseyi bitirdikten sonra bir iş bulamadım. Bu mesleği devam ettim işte. Hem okul hem de bu meslek bu bir meslek, arada gitti. Evet devam etti. Şu anda ustayım. Şu anda çalışıyorum. Yani babadan oğla bir miras evet, gibi. Evet. Evet öyle oldu. Ya siz kime miras bırakacaksınız bunu? Kendi çocuğunuza mı? Vallahi kendi çocuğuma kesinlikle bırakmam. Hatta bir yabancıya bile bırakmam. Ne olacak bu meslek ölüp gidecek mi ölsün burada? Artık daha iyi. Çok zor bir meslek. Toz içinde. Dozu çoktur. Yani, gerçi iş zor bir iştir. Karı da azdır. Yani bir aileyi geçindiremez. O yüzden. Başkasına... şey etmiyorum. Yani, tavsiye etmiyorum. Babanız nasıl öğrenmiş? O da babasından mı almış? Yok. O başka bir ustası, bir Ermeni ustası vardı. Ondan öğrendi bu işi. Ondan sonra devam ettirdi kendisi. Biz de alıştık işte. Baba mesleğinden alıştık. Şu anda biz 5 tane erkek kardeşiz. 5'imiz de bu mesleği yapıyoruz yani. 5 kardeş. 5 kardeş. Evet. Aile işi. Evet. Bu Mardin'in özelliği midir? Böyle bir meslek ailece yapılır. Kardeşler işte babadan oğla gelmiştir. Ailece gelmez de bazı sanatlar İş mesela. İş sahası olmadığı için. İş sahası olmadığı için mecburen bu işi devam ettiriyor. Şu anda mesela kuyumculuk, bakırcılık, semercilik işte bunlarda bir babadan çocuğa bir meslek geçiyor. Siz de çıraklara geçiriyorsunuz. Geçiriyor evet. Evet. Burada mı doğdunuz? Ben Mardin doğumluyum evet. Nasıl bir hayatınız vardı? Çocukluğunuz ve gençliğiniz bu vakte kadar? Vallahi ben gençlik yaşamadım dersem yalan olmaz. Liseyi bitirdim ben. Ondan sonra işte bu mesleğe girdim. Sadece bir futbol merakım var. Top oynarım. O da olmasa zaten oturmaktan felç oluruz. Ama değil mi? Hep çalış olmaz. Evet hep çalış. Bir de yerde bizim iş doğumlu oturarak. Kollar çalışıyor, ayak çalışmıyor. Onun için yani iyi ki spor yapıyorum. Bir de bu erkek işi kadın yapamaz herhalde. Güç lazım. Buna güç lazım evet. Kadın yapamaz. Şu elinize bağladığınız nedir? O? Bu elimdeki demirdir. Zaten bu demir olmazsa olmazdı. Bir de evet iğne şuraya geliyor. Öylece batırıyoruz. Bak ellerimiz hepsi nasır içinde yani. Çok zor bir iş. Doğru. Çok zor bir iş evet. Çocukken yeni bir hayata başlıyordunuz ve yeni hayalleriniz vardı. Bunları gerçekleştirebildiniz mi? Hiç düşündünüz mü Mardin'den dışarı gideceğim ya da burada niye kaldınız? Vallahi babam bırakmadı ya başka bir yere gitmeye. Hep burada kalım baba disiplininden. Devam ettik bu işe. Başka yerde de çırak olarak oturmadık. Yani oturtmadı daha doğrusu babam. Mecburen bu işe girdik. Mecbur kaldık artık. Aile bağları. Aile bağları evet. Yani olmadı. Başka bir iş olmadı. Mesela babam isteseydi 5 kardeşten 2-3'ünü başka bir mesleğe yani verebilirdi yani bir çırak olarak. Başka bir mesleği öğrenebilirlerdi. Fakat babam bırakmadı. Evet. Başka şehirleri hiç merak ettiğiniz oldu mu Mardin'den başka? Biz başka şehirlere de gittik. Ben giderim her sene yaklaşık giderim. Gezmeye giderim. Buradan göç etmeyi düşündünüz mü? Başka yere yerleşmeyi? Vallahi bir ara düşündük fakat şu anda yok. Şu anda göç Mardin taraflarına geliyor. Biliyorsunuz İstanbul'da depremler falan. Zaten bizim Mardin'de genellikle göç İstanbul'a oluyor genelde. İstanbul, İzmir, Ankara. Yani başka bir şehre gittikleri yok. Göç edenler tabii ki her şehirde var ama bizim evet. Merakımız kalanlarla ilgili. Niye Mardin'de kalırlar ya da burada onları ne tutar? Buranın nesini severler ki? Şimdi nedir buranın burada? Derler bizim eskiler derler işte Mardin'in peyniri, eti, yoğurdu. İşte onu bırakamıyorlar. Bir de havasını, gerçekten güzel bir havası var. Mesela düşünün İstanbul gibi bir yerde bir semte
gidip iş yapman için mesela en azından 2 saatini alır. Fakat ama, burada öyle değil. Ama mutlaka başka sebepler de vardır. Peynir, hava, su tabii ki önemli ama evet. Sizin dediğiniz gibi biraz önce aile bağları... Bir de işsizlik. İşsizlik sorunu çok burada. İşsizlik sorunu çok. Kalanlar işsiz olduğu için kalmıyorlar. Tutan... Zaten burada kalanlar... durma sebepleri nedir? Kalanlar şu anda işleri var. Veya bir bahçeleri var. Veya malı mülkü var. Çalışıyor işte. Geçinebiliyor ki burada. Geçinemeyen için veya çok parası olan bir kişi gider. Ya hiç parası olmayacak ya da çok parası olan gider. Ya orta dereceli bir insan kalkıp da başka yere göç etmez yani Mardin'den. Eski Mardin'le ilgili neler hatırlıyorsunuz? Gerek anneniz babanızla ilgili nasıl geçinirlerdi, nasıl bir hayatları vardı? Şimdiki zamandan çok mu değişikti? Vallahi bizde pek fark olmadı şu ana kadar. Yani bizim ailede pek bir fark olmadı. Sadece... ya yöre halkı? Biz eskiden mesela bir odada yaşardık hepimiz. Bir odada. Evler eski yapılı olduğu için bir odanın içinde yaşardık. Bir kız kardeşim var. Beş erkek kardeşim. Hepimiz bir odada kalıyorduk. Anne, baba, çocuklar. Evet. Ama şu anda tabii değişti. İşte herkesin... eskiye ait neler, evet. Neler var hatırlıyorsun? İşte bunu hatırlıyorum. Bayramları hatırlardım mesela eskiden. Nasıl olurdu? Eskiden salıncaklar vardı, o zaman giderdik işte. Şu anda lunaparklara benzer gibi, yani benzer gibi. Değişik bir türde. Sevinirdik, bayram sabahları çok sevinirdik. Pirinç yiyelim diye, pirinç pilavı yiyelim diye. Sadece bayramlarda mı oluyordu? Evet, o da evet, çok küçükken hatırlıyorum bunu. Yani pirinç pilavı, kaburga işte. Şu anda her gün yenilen yemekler, evet. Evet. Sizin çocuğunuz Mardin'de kalmak istemese ve gitmek istese ona nasıl tepki gösterirsiniz? Gönderirim. Çocuğumun istediğini yaparım. Yani elimden gelen her şeyi yaparım çocuğum için. İstediği her şeyi, yani imkan dahili olan her şeyi yaparım. Elimden gelen her şeyi. Bu mesleği öğrenmek istese? Bu mesleği öğrenmek istese öğretmem. Ben çektim, çocuğum çekmesin. Çok zor yani. Çok zor bir meslek. Toz içinde. Çok çok zor bir meslek. Anlatılacağı gibi değil yani. Ama bunun başka üretme yolu da yok sonuçta. Bu şekilde olmaz. Bu yörede yok. Başka yörede var. Mesela tahtadan yapılanlar var. Erzurum taraflarında işte diğer memleketlerde bunların başka türlüsü yapılıyor. Bizde hiçbir tahta kullanılmıyor. Hep keçeden yapılıyor. Ama buranın da bu özelliği herhalde, bir evet, yöreye ait. Zaten bu yöreye, burası dağlık olduğu için, onun için biraz daha ağır yük taşır bu. 5 yılda bozulmuyor. Ha, özelliği bu. Bir de zor bir meslek, çok zor. Ha, düşünün ki bu kalınlıkta bir şeye gel de çuvaldızı sok, yani çok zor bir olay. Bir de sabahtan akşama kadar bunu yapmak var. Bunu nasıl böyle sert yapabiliyorsunuz? İşte bunu biz... İçinde ne var? Keçe var burada. Üstünde kilim var. Hı hı. İçinde şu şeyden var. Ha, şunlar mı? Evet, şunlar. Evet. Onlar hep içeriden keçe. Hı hı. Ne kadar vaktiniz alıyor bir tanesini bitirmeye? 2 gün. 2 günde bitiyor. Sipariş üstüne mi çalışıyorsunuz? Bazen sipariş, genellikle sipariş olarak çalışıyoruz. İşimiz olmadığı zaman da hazır yapıyoruz, asıyoruz, gelen kişiye satıyoruz. Ya ölçüleri nasıl ayarlıyorsunuz? Ölçüyü biz kayışla alıyoruz, elimizle. Yani metre falan kullanmıyoruz. Neden? Eskiden öyle devam etmiş, şu ana kadar da devam ediyor işte. Yani bozmuyorsunuz adeta. Bozmuyoruz, evet. Köy yaşamıyla Mardin'in içinde yaşamak farklı mıdır? Çok farklıdır, tabii değişiyor. Nedir aradaki fark? Yani şu anda mesela düşünün ki bir Mardin'de yaşamak, bir de bir İstanbul gibi bir yerde yaşamak. Tabii ki fark ediyor. Tabii ki farklı. Evet, ama onlarda arada, da öyle fark ediyor. Arada ne fark vardır? İşte mesela orada çalışma konusunda mesela kadınlar da bu kilimleri yapıyor. Olsun, bahçelerinde çalışıyor, çift sürüyor. Erkekler de çalışıyor. Ne işle meşgul olurlar? Genelde onlar da odun, kömür yapıyorlar. Köyde. İşte evet. Geçimlerini onlar neyle sağlıyorlar? Çift sürüyorlar işte. Üzüm çıkıyor onlarda işte. Hı hı.
Üzümü var tabii. Hı hı. İşte bahçesinde ne geliyorsa onu yiyor. Satıp yiyor. Ya nasıl mutlu olurlar ki? Hep çalışıyorlar. Tabii ki çalışmak güzel bir şey i̇şte ama. İşte diyorum ya, burada mutluluk denen bir şey yok. Bu kadar da karamsar olmaması gerekir diye düşünüyorum. İşte öyledir. İşte gezilecek yer olmadığı için. Ya düğünler? Düğünler güzel olur burada. Kendi evlerinde yapılır. Yani düğün salonlarında yapılıyor da bazı, yani Mardin'in eski geneleklerine göre. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Kendi evlerinde yapılıyor. Nasıldır? 3 gün devam eder. İşte cumartesi akşamı başlar. Ondan sonra şart mıdır cumartesi başlaması? Evet, evet, cumartesi günü başlar. Ya cumadan akşam başlasa olmaz. Cumadan da başlar. Bazen perşembeden başlar. Bazen bir hafta sürer. Ama genelde perşembe günü veya pazar günü gelin gelir. Ertesi günde bizde sabahiye denen. Ne deniyor? Sabahiye. Arapçayla, evet. O da işte düğün gibi bir şey olur. Burada gezilecek yer yok dediniz biraz önce. Evet. Ya buraya akın akın turistler geliyor dünyanın her yerinden, hem Türkiye çevresinden. Onlar tarih için geliyor. Mardin tarihi için geliyor. Biz yani o tarihleri göre göre artık biz de bıktık yani desek. 20 yıldır görüyorsunuz. Evet. Ama gerçekten tarihi bir yer. Hı-hı. Tarihi bir özelliğe sahip Mardin. Yani bir turist için gezilecek çok şey var. Çok çok şey var. Ama biz de artık bıktık yani onlara bakmaktan. Hep eski eski, biz de biraz yani modernleşelim diyorum. Turistler merak ediyorlar çünkü Mardin'in özellikleri çok fazla. Evet. Ama siz burada yaşadığınız için bunlara alıştınız artık. Şimdi Mardin'in tarihi yönden çok büyük bir önem taşıyor. Yani büyük dediysem çok çok büyük önem taşıyor. Bir de Mardin yemekleri çok meşhur. İşte gezdirecek çok yeri var. Yani bir turist için. Yani Mardin halkı için zaten görmüş her şeyi. Seyretmiş her şeyi yani. Ama bir yabancı için geldiği zaman hoşuna gider. Yani hoşuna gideceğinden de eminim yani. Ya siz küçükken alışmamıştınız ve daha yeni yeni her şeyin farkına varıyordunuz. Tabii. O zamanlar siz de aynı şeyleri hissediyordunuz. Şimdi hissediyorduk ya. Diyorduk biz, onları gördüğümüz zaman sanki tüm dünya öyledir diye bakıyorduk. Ama ondan sonra mesela çıkıp baktığımızda başka şehirlere, başka memleketlere gittiğimiz zaman dünyayı Mardin gibi zannediyorduk. Mardin gibi zannediyorduk. Evet, tarihi olarak diyorduk, eski olduğu için. Her taraf eski Mardin gibi derdik. İşte ondan sonra baktık ki yani başka yerlere gittiğimizde öyle değilmiş. Öyle değilmiş, evet. Gerçekten yani tarih yönünden Mardin'in benzeri yok. Sokaklarda hep bir bayram havası vardır. Herkes bir şeylerle uğraşır bu çarşıda. Semerciler, bakırcılar, antikacılar. Yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarının çeşitliliği insanı hem şaşırtıyor hem de ince bir sızı bırakıyor içimizde. Taşa hayat veren ustaların hepsi bu topraklardan beslenmişler ve terk edip gitmeye el vermiyor yürekleri. Gençler biraz istekli olsa da gitmeye, yine de emek vermeye, emeklerini taştan çıkarmaya devam ediyorlar. Ben ustalığımı Midyat Konuk Evi'nde başladım ustalığa ve ilk olarak zaten desen olsun, ondan sonra bu aletlerle çalışmayı olsun, orada öğrendim. Restorasyon işlerine girmeyi düşünüyorum. Ya burada hiç köyünden, yurdundan, toprağından ayrılmamış insanlar vardır mutlaka çevrende. Evet. Belki bunlardan bir tanesi de babandır, bilemiyorum. Evet.
Onlarla ilgili düşüncelerini bize söyler misin? Onlar ne hissediyorlar? Onların ağzından bize bir şeyler anlatabilir misin? Onlar yani insanları kendileri gibi görürler. Yani onlar nasıl yaşıyorlarsa diğer insanları da kendileri gibi hissediyorlar. Neden başka yere? Mesela sen diyorsun ki ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Niye babam böyle bir şey düşünmemiş ya da diğer başka insanlar niye gitmek istemiyorlar? Niye burada yaşıyorlar? Buranın nesi tutuyor onları? Ya başka büyük şehirlerde özellikle hayat elverişleri biraz zor olduğu için maddi imkanlar zordur. Ondan sonra yani burada doğup büyüdükleri için burayı daha çok tercih ediyorlar. Yani çalışmak için de buradan gidenler de var. Özellikle zaten şu anda İstanbul piyasasında, Laleli piyasasında özellikle Esteller çok meşhur olmuşlar. Yani zenginlikte olsun, para kazanmada, ticaretle uğraşıyorlar. Onlar 10 sene önce gitmişler ve işleri tutmuş. Onun için onlar zaten gelmiyorlar. Gidenler gitmiş, ben kalanların kalma sebeplerini öğrenmek istiyorum. Yani ekonomik sebepten dolayı mı yoksa başka bir şeyler de var mı bizim bilmediğimiz? Çoğunlukla ekonomik sebepler. Ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Başka sebeplerden de kaynaklananlar da olabiliyor. Hiç sevgiye dair bir şeyler yok mu? Bu toprağa has bir şeyler. Sevgiye dair var tabii ki. Yani insanlar özellikle kendi aralarında uzlaşmalar vardır. Mesela akrabalarda özellikle köylülerde bir insan öldüğü zaman taziye falan bu tür şeylerde özellikle bir aya yakın bir ay boyunca başsağlığı diliyorlar. Hı hı. Ve törelere ait töreleri bunlardır buradaki insanların. Değil mi? İstanbul'da bir Allah korusun ölümümüz olsa cenazemize kimse gelmeyecek. Bir Allah'ın evet. Kulu kapımızı çalmayacak evet. Diyorlar. Burada mesela geçenlerde bizim bir akrabamız vefat etti. Yani bizim çoğumuz taziyeye gittik. Babam, annem, akrabalarım gitti. Burada kimse kalmadığı halde gene köyde taziye düzenliyorlar ve başsağlığı için geliyorlar. Buraya ait adetler, gelenek, görenekler nelerdir? Diğer yörelerden, diğer şehirlerden ayırt edilen. Var mı öyle bir şeyler? Özellikle Midyat'ın sanatı, Midyat ve Mardin'in bu sanattaki ilerleyişi oldukça meşhurdur. Mesela bu sanatı... Sadece taş üstünde mi yoksa başka? Taş üstünde, ondan sonra Midyat gümüşü de. Gümüş. Evet, gümüşçülük. Ondan sonra eskiden antikalarla da uğraşıyorlardı. Hı-hı. Ama şu anda kalmadı. Eskiden Hristiyan ustalar antikalar da yapıyorlardı. Hı-hı. Ondan sonra sobalar olsun... aletler yapıyorlardı. Hala ilerlemekte yani geri kalmış değil. Yok aslında şu anda yani tek bu sanatı, bu sanat daha önce Hristiyanlar yapıyorlardı. Babam sayesinde biz de bu sanatı öğrendik ve şu anda bu sanatla uğraşan hiçbir Hristiyan usta yok. Anladım. Ama yine bir şekilde babadan oğula bu devam ediyor. Diyebiliriz değil mi? Evet yani bizde devam ediyor ama başka mesela Mardinli bir usta var. Onun ailesinden bu sanatı öğrenen hiç kimse yok. Nasıl senin gözünde yani gitgide unutuluyor mu yoksa hayır yeni nesilde çok meraklı diyebilir miyiz? Yok bence unutulmuyor çünkü yani ben babam bu sanatı özellikle 40 sene içerisinde anca öğrenebilmiş. Hı hı. Ama ben bu sanatı yani babamdan daha kısa sürede, bir iki senede öğrendim. Yani iki senede iyi bir usta oldum. Ve oldukça tasarım gücüne dair, ondan sonra çizim olsun, insanın merakı, ondan bu tür şeyler yapmak insanı tabii ki olumlu yönden etkiler. Üretmek güzel şey. Evet. Bir yanda kilisenin çanı, diğer yanda caminin minaresinden yükselen ezan sesiyle yıllar yılı süregelen barışı simgeler Mardin sokakları.
Daracık sokakların değişmez müdavimleri, süsü ve neşe kaynağıdır çocuklar. Sesleri kaybolsa da kurtuluklarda, tüm yaramazlıkların tanığı ve sırdaşıdır sokaklar. Göz nuru oyalar gibi işlenmiş verdi. Eşsiz bir gerdanlık gibi gözlerimizin önünde. Daha göreceğimiz çok yerler var. Yolcu yolunda gerek diyerek düşüyoruz yollara. Bir başka diyarda doğdukları topraklarda yaşayanlarla buluşmaya.